Geçenlerde bir serseri şeyh çıkmış, öleceği günün saatini söylüyor, hayvan oğlu hayvan. Bunu din adına yapıyordum, şerefsiz adam. Kur'an'a meydan okuyor melun. Tarikat adına yapıyor namussuz adam. Tarikat adına yapıyor. Şimdi Lokman suresini okuyun. Sure-i Lokman'ın son ayetini okuyun. Ve ma tedri nefsün bi eyyi ardın temud. Hiçbir insan nerede ve ne zaman öleceğini bilmez diye vallahi ayet var. Adam tarikat kılığına girmiş bu ayete meydan okuyor. Şerefsiz adam. Bir gazeteci de bunu nereden bulmuşsa bu soytarıyı, tarikatçı diye müritleri, serserileri peşine takmış, günlerce insanları oyaladı ve İslam adına oyun oynuyor hain. İslam'ı içinden yıkmaya çalışıyorlar. Kur'an'a meydan okuyan serseriler bunlar. Tarikat adına yapıyorlar bunu. Terbiyesiz adamlar. Ne olur Müslümanlar, bunlara tarikat demeyin. Allah yoluna kurulan barikat deyin. Barikat, barikat. Allah yoluna kurulmuş barikat. Ne tarikatı be? Tarikat Kur'an'a aykırı olur mu? Efendim kalbine ilham gelmiş. Ya ilham İslam'da senet midir? İlham, rüya, efendim rüyada görmek, ilham gelmek Müslümanlar için senet midir değil midir Müslümanlar? Değildir. Bizim senedimiz nedir? Kur'an ve sünnettir. Bir adamın gördüğü rüya Kur'an'ın hükmüne aykırı çıksa Kur'an'ı mı alırsınız, o şeyhin rüyasını mı? Kur'an'ı alırsınız ya, temel Kur'an'dır. Bir adamın kalbine gelen ilham, Allah'tan gelen vahye Kur'an'a aykırı olsa Kur'an'ı mı alırsınız, o şeyhin kalbine gelen ilhamı mı alırsınız? Ne yaparsınız? Kur'an'ı alırsınız ya. Şeyhin kalbi ne oluyor? Kim oluyor lan bu adamın kalbi? İslam ne kadar sağlam zemine oturduğu halde hala sallanıyor. Ve yaptığı bu cehaleti, bu sapıklığı da İslam'a mal ediyor. Bir tanesi de diyormuş ki Allah vere de dediği saatte öyle de İslam'a zarar gelmeye. İslam'la ne alakası var bunların? Bütün bunlar şerefsiz insanlardır. İslam'ı zaten adamlar bahaneye bakıyor. Zaten adamlar Müslümanlara çamur atmaya fırsat arıyor. Niye bu fırsatı veriyorsunuz şerefsiz tarikatçı?